En yakından takip ettiğimiz konulardan bir tanesi bu konudaki, bu günlerdeki tartışmalarla ilgilidir. Dün gece çok enteresan bir şekilde bir profesörün, televizyonlara çok sık çıkan bir profesörün, Ayasofya'nın camiye dönmesinin, cami kimliğine yeniden kavuşmasının AK Parti'nin Türkiye'nin kurucu liderleriyle kavgasının neticesi olduğuna dair bir cümlesini duydum. Bunun kadar büyük bir utanç verici cümle olabilir mi? Yani geçmişte alınmış siyasi kararların ebediyen dondurulması diye, hayatın dondurulması diye bir şey söz konusu olabilir mi? Egemenlik hakkımızı bugün bu şekilde kullanma konusundaki tartışmaların Türkiye'nin kurucu liderleriyle bir kavga olarak sunulması kadar kışkırtıcı, provokatif ve maalesef bunu söylemek durumundayım, ahlak dışı bir yaklaşım olamaz. Yani egemenlik hakkımızın içerisinde olan, vatandaşımızın talebi olan, hukukun vereceği kararı beklediğimiz bir konuda bunun Türkiye'nin kurucu liderleriyle kavga gibi sunulması son derece kışkırtıcı, son derece ahlak dışı bir yaklaşımdır. Meseleyi ortaya koyan kişinin ortaya koyuş biçimindeki zeka düzeyini tartışmıyorum artık. Ama bu kadarı ayıptır. Yani milletin bir talebiyle bu şekilde kavga edilmesi, son derece makul bir tartışmanın bu noktalara getirilmeye çalışılması artık ayıptır. Her şeyi bir rejim tartışmasına, her şeyi cumhuriyetle hesaplaşma tartışmasına döndürmeye çalışan zihniyet bu memlekete çok büyük kötülükler etmiştir. Bu memleketteki en büyük kötülüklerin arkasında bu zihniyet vardır. Hiç kimsenin Türkiye'nin rejimiyle bir problemi yok. Türkiye Cumhuriyeti bir cumhuriyettir. Demokratik bir cumhuriyettir. Rejim meselesi değildir mesela. Tartıştığımız mesela çeşitli hukuki kararlar ve siyasi kararları tartışıyoruz. Baktığımız yer neresidir? Milletimizin ne dediğidir. Milletimizin ne dediğine bakarken içinde hareket ettiğimiz çerçeve nedir? Hukuk çerçevesidir. Dolayısıyla hukuk çerçevesinin içerisinde milletin talebini siyasi temsile dönüştürmek bizim görevimizdir. Bunu bu şekilde provokatif bir yaklaşımla böyle ahlak dışı bir yere konumlandırmak son derece ayıp bir şeydir. Libya meselesini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Libya meselesi sürekli gündemimizdedir. Hem Libya'daki kardeşlerimizin geleceği açısından, hem Libya ile olan kadim ilişkilerimiz açısından, hem de Doğu Akdeniz'deki Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları açısından bunu yakın takip ediyoruz. Libya'daki tek meşru aktör olan Serraç yönetimi giderek daha çok mevzi kazanmaktadır. Ulusal Mutabakat Hükümeti askeri harekatı Sirte'ye doğru ilerlemiş ve Hafter milislerinin ikmal hattını ele geçirmiş ve El-Şuvayrif bölgeleri ele geçirilmiştir bu çerçevede. 9 yıldır devam eden bu sorunun meşruiyet ve hakkaniyet temelinde çözümünü destekliyoruz. Biz Libya halkının tamamından yana olduğumuz için Birleşmiş Milletler'in de onayladığı meşru hükümetten yanayız. Birileri gibi orada, birilerinin iddia ettiği gibi Fransa'da şurada burada bir takım yorumlar çıkıyor. Ne kimsenin petrolünde gözümüz var, ne kimsenin zenginliğinde gözümüz var. Başkalarının petrolünü ve zenginliğini sömürerek kendilerine zenginlik oluşturmuş olanlar, sömürge geçmişiyle hala hesaplaşmamış olanlar Türkiye'yi bu şekilde etiketlemeye çalışıyorlar. Maalesef üzüntü verici olan şudur. Geçen haftada, geçen seferki basın toplantımda da sizle paylaştım. Bir CHP Grup Başkan Vekili çıktı, Serrac'ı cihadist olarak nitelendirip Hafter'i makul ve seküler birisi olarak nitelendirdi. Dünyada Hafter'i seküler birisi olarak görecek tek kişi herhalde CHP Grup Başkan Vekili'dir. Veya Serrac'ı cihadist olarak görecek tek kişi budur. Bakın kaç gündür söylüyorum, Grup Başkan Vekillerinin kendi partilerini temsil özellikleri vardır. Nereden çıkarıyorlar Serrac'ın cihadist olduğunu ve gayrimeşru olduğunu? Tam tersine darbeci olan Hafter'in ise makul ve seküler birisi olduğunu. Bu konularda daha iyi çalışmaya ihtiyaçları var. Nerede Türkiye'nin çıkarıyla ilgili bir adım atılsa hemen karşıdaki sese kulak verme gibisinden bir yaklaşımın tahammül sınırlarını aştığını söylemek isterim. Halbuki bunu biraz araştırsalar, biraz sorsalar, biraz bilgi alsalar bunu görecekler. Daha da yanıltıcı olan şu, bu şekildeki yorumlar en çok Fransa'da çıkıyor. Fransa buraya yine o geçmişteki sömürgeci anlayışıyla bakıyor. Bakıyorsunuz onun aynısını tercüme edip burada siyasi argüman olarak kullanıyorlar. Yani siyaset üretme konusunda cari açığın Fransa'daki yaklaşımlarla kapatılması son derece vahim bir şeydir Türk siyaseti açısından. Bu şekilde başka devletlerin tezleriyle Türk siyasetinde argüman üretme eksikliğindeki cari açığın kapatılması gibi bir yaklaşım hem kendi tabanımıza karşı saygısızlık olur hem milletimize karşı saygısızlık olur.
Keşke makul bir şekilde bunu anlasalar. Masum, sivil Libyalıların tamamı kardeşimizdir. Biz tamamen Libya halkından yanayız. Gelinen noktada Türkiye-Libya dayanışmasının gücü görülmüştür. Darbeciler, orayı başka devletler adına ele geçirmek isteyenler ülkelerinden kaçmak zorunda kalıyorlar ya da ele geçiriliyorlar. Libya halkının tamamını temsil eden ve Birleşmiş Milletler tarafından meşru hükümet görülen yapı ise bu şekilde ilerlemektedir. Meşru hükümetin talebi ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Bu aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımız için elzemdir. Aynı zamanda da Libya ile olan geleceğimiz açısından da elzem bir durumdur. Burada Libyalıların öncülüğünde yürütülecek siyasi süreçte tam destek vereceğimizin bilinmesini isteriz. Orada darbeciler, bir takım çıkar grupları temizlendikten sonra Libya halkı zaten kendi iradesini ortaya koyacaktır. Yine aynı şey ortaya çıktı. Deniyor ki Türkiye'nin Libya'da ne işi var? Akdeniz devletiyiz. Geçmişte Libya'da ne işimiz varsa Libya ile hukukumuzu sürdürmek zorundayız. Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumak zorundayız. Oradaki kardeşlerimizi başkalarının kötülük projelerinin insafına terk edemeyiz. Orayla ilişkilerimizi Türkiye'ye düşmanlık etmek isteyenlerin insafına terk edemeyiz. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızdan vazgeçemeyiz. Yani Türkiye adına ne istiyorsak, Türkiye'nin iyiliği için ne istiyorsak bu yaptıklarımızı yapmak zorundayız. Aksi takdirde Türkiye'nin hem tarihsel haklarından, hem tarihsel ilişkilerinden, hem de Türkiye'nin bugünkü milli çıkarlarından vazgeçmiş oluruz. Bu defalarca söylendi ama maalesef yine aynı çevreler tarafından dışarıda çıkan, üretilen bazı argümanların bir tercümesi olarak ifade edilmeye devam ediliyor. Burada Fransa'nın tabii bu Hafter'e karşı verdiği desteğin nasıl bir insanlık trajedisine dönüştüğünü görüyoruz. Bakın Hafter milislerinin yaptığı cinayetler ortaya çıkıyor. Toplu mezarlar ortaya çıkıyor. Baştan beri en güçlü destekçisi bunun Fransa'dır. Çok da enteresandır. Sömürgeci geçmiş maalesef işte genetiğe işliyor. Dünyaya verdikleri mesajda Libya halkına seslenmiyorlar. Libya halkını dinleyin demiyorlar. Libya halkı adına Fransa'yı dinleyin diyorlar. İşte bizim karşı olduğumuz şeylerden bir tanesi budur. Bu sömürgeci kafanın o bölgelere geçmişte yaşattığı acıların yeniden yaşanmaması gerekir. Bunun iyi anlaşılması gerekir, iyi değerlendirilmesi gerekir. Libya meselesinde verdiğimiz güçlü desteği vermeye devam edeceğiz ve onlarla dayanışmamızı Libya'daki tüm kardeşlerimizin geleceği için meşru hükümetin yanında yer alarak sürdüreceğiz. Güney Kıbrıs'ın attığı yeni bir adım var. Buradan bir kere daha uyarıyoruz. Bu adımları atıp ondan sonra çözümden falan bahsetmeyin. Geçenlerde Yunan eski başbakanı Tsipras güzel bir açıklama yaptı. Şimdiki başbakan Mitsotakis'e seslendi. Mitsotakis Türkiye ile problemlerini çözmek için Almanya'ya gidiyor, Fransa'ya gidiyor, sağa sola gidiyor. Sürekli olarak Türkiye'ye baskı yapılmasını istiyor. Tsipras ona çok güzel bir tavsiyede bulundu. Türkiye ile sorunlarını çözmek istiyorsan Erdoğan'la konuş. Gidip başka kapılarda çözüm arama. Bu çözümün sonuç almayacağını Tsipras kendi zamanında gördü. Ama Tsipras Türkiye'ye olumlu ve pozitif bir diyalog oluşturduğu zaman da pek çok sorunun aşılabildiğini gördü. Şimdi burada bütün bu gelinen noktalardaki pozitif kazanımları berhava etmek üzere görevlendirilmiş bir organizma gibi çalışıyor Güney Kıbrıs. Bakın 2014 yılında İngilizlerle bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşmaya göre İngilizlerin üslerinin bulunduğu yerlerdeki Rumlara ait taşınmaz varlıkların onlara verilmesi gibi. Tabii bu tartışmayı yaparken üstler bölgesindeki statükoyu değiştirecek bu anlaşmayı yaparken Türkiye ile danışılmadığı gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile danışılmadı. Orada Kıbrıs Türklerinin de taşınmazları var. Hem üstler bölgesindeki statükoyu değiştiriyorsun. Hem bu statükoyu tek taraflı olarak Güney Kıbrıs üzerinden değiştirmeye çalışıyorsun. Bunun adı gasptır. Ve bunun hiçbir şekilde hukuken de ahlaken de meşruiyeti yoktur. Orada sadece Kıbrıs Rumlarının hakları yok. Orada Kıbrıs Türklerinin de hakları var. Bu tip işleri yapıp da ondan sonra çözümden, eşitlikten ve diğer konulardan bahsedemeyeceklerini görmeleri lazım. Tek taraflı olarak fiili bir durum oluşturarak attıkları her adım kısa ve orta vadede mutlaka kendilerinin aleyhine döner. Bu şekilde birilerini arkalarına alarak, birileriyle bir oldu bitti yaparak Güney Kıbrıs'ın
bu şekilde attığı adımlar mutlaka aleyhine döner. Ve Türkiye'nin rızası olmadan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rızası olmadan attıkları her adım mutlaka aleyhlerine döner. Onları bir kere daha uyarıyoruz. Bu atılan adımı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. İngiliz üst bölgeleri sınırlarında Kıbrıs Türklerinin mülkiyet haklarını sonuna kadar takip edeceğiz. Bu vazgeçilmez bir haktır. Uluslararası hukuka göre de meşru bir haktır. Hiç kimseye bunları gasp etmeyi, İngiliz üst bölgelerindeki Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmeyi aklından bile geçirmesin.